biliyorsunuz gelenekte ömür ne uzar ne kısalır denir, değil mi? Yani şeylerde öyle anlatılır, kelam kitaplarında ömür uzanmaz ve kısalmaz. Ömür uzamaz ama kısalabilir. Yani şöyle, işte bir insan doğduğu zaman, yani bir ana rahmindeyken bir ömür vardır. Yani bir vücudun dayanıklılık süresi. Orada belirlenir. O şeydir, tamamen tabii bir ömürdür. Onu doktorlar, uzmanlar belirler. Yani bu vücut ne kadar yaşar? Aşağı yukarı belirlenir yani. Bir de Cenab-ı Hakk'ın o kişi için belirlediği bir ecel-i müsemma vardır. Yani o kişi için tanınan yaşama süresi. Şimdi bu ecel-i müsemma yaptığımız yanlışlarla kısalabilir. Ama her bir kısalması, mesela bugün diyelim 10 dakika kısaltacak bir yanlışlık yaptık. Mutlaka kayda geçer. Yarın 3 günlük, öbürsü gün 1 senelik. Böyle düşe düşe bakmışsınız ki ölümle burun buruna gelmişsiniz. Tam ölüm anı gelmeden önce tevbe edersek, yani ölüm anının gelmesi de bize göre ölüm anı. Yani kendimiz açısından. Yoksa mesela gelmiş olabilir, biz farkına varmamış olabiliriz. O önemli değil. Yani bizim açımızdan artık her şey bitti diyeceğimiz bir noktaya gelmeden tevbe edip ömrümüzün kalan kısmında yaşama imkanımız vardır devamlı. Yani şöyle diyelim, sizin vücut olarak yaşama süreniz, mesela tıbbi olarak 100 yıl vücudunuz yaşayabilir. Ama sizin için diyelim 70 yıllık bir ömür biçmiş Cenab-ı Hak. Yapmış olduğunuz yanlışlarla o ömrünüzü 50 seneye kadar düşürmüşsünüz. Şimdi onun son saniyesine geldiğiniz zaman artık geriye dönüş yok. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Bak şeyi açın, orada daha net bir şekilde anlarız Nuh Suresini. 569. sayfa. Burada diyor ki Allahü Teala inna erselna Nuhan ila kavmihi en endir kavmeke min kabli en yetihum azabun elim. Nuh'u kavmine gönderdik. Onlara acıklı azap gelmeden önce kavmini uyar diye. Şimdi Nuh Aleyhisselam kavmine ne diyor? Ya kavmi inni lekum nezirun mubin. Ey kavmim, sizin için ben açık bir uyarıcıyım. En i'budullahi vettekûhu. Allah'a kulluk edin ve ondan çekinin ve ati'un, benim dediklerimi yapın. Yağfir lekum min zunubikum. Bunları yapın ki Allah'a kul olun, ondan çekinin ve söylediklerimi yapın ki Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Ve yuakhirkum ila ecelin müsemma ve sizi ecel-i müsemmaya kadar yaşasın. Şimdi burada diyor ki, yani gelin Allah sizi eceli müsemmanıza kadar yaşatsın, oraya kadar yaşatsın, oraya kadar geciktirsin yani. Tamam mı? Yani eceli müsemma ne demek? Adı konmuş, belli, süresi belli. Diyelim işte 70 seneye kadar yaşayacaksınız. 50 seneye kadar düşürmüşsünüz yaptığınız yanlışlarla. Nuh Aleyhisselam diyor ki gelin tevbekar olun, Allah sizi 70 yaşına kadar yaşatsın demiş oluyor. Yani aslında bütün nebiler bunu söyler. Hepsinin söylediği hayatınızı tam yaşayabilmeniz ve hayatınızı verimli bir şekilde yaşayabilmenizdir. Ondan sonra diyor ki inne ecelallahi idâ câe lâ yuakhar. Allah'ın belirlediği ecel gelirse onu gelmeden şey yapmanız lazım. Tevbe etmeniz lazım. O geldi mi artık kurtuluş yok. Yani ölüm kesinleştiği zaman kurtuluş yok. Yani süre bitmiş, süre bittikten sonra geriye dönmek yok. Ama süre bitmeden biraz önce tevbe edebilirsiniz. Ondan sonra diyor ki لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Keşke bunu bilseydiniz. Mesela Yunus Aleyhisselam örneğini veriyoruz biliyorsunuz. Bak burada diyor ki Allahü Teala ve inne Yunus leminel murselin, Yunus da elçilerdendir. اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Görev yerinden kaçmış Yunus Aleyhisselam. Biliyorsunuz bizde nebiler böyle öyle bir anlatılır ki hepsi birer ilah, haşa. Hata yapmaz, kusur yapmaz. Niye öyle? Çünkü onları anlatanların, onları ilahlaştıranlar kendileri ilah olmak için önce onları ilahlaştırıyorlar. Kendilerini hatasız, kusursuz göstermek için. Bizde kaçtı diyor, görevini terk etti. Allah-u Teala'nın ayeti bu. Dolu bir gemiye kaçtı diyor. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَض۪ينَ. İşte gemi demek ki geminin yükü çok fazla olduğu için şey yapıyor, kura çekiyorlar, kaybedenlerden oluyor. Ve atıyorlar onu şeye, denize. فَالْتَقَمْهُ الْحُوتُ. Onu büyük bir balık yutuyor. İşte Yunus balığı falan diyorlar bazıları. Ama Yunusgiller var, işte şey de o türden, balina da o türden. Ondan sonra ve huve mulim. Ama o atılırken, yani daha atılmadan önce yaptığından dolayı pişmanlık duyuyor. Demek ki daha eceli tam gelmeden ne yapıyor? Yaptığım yani tövbe ediyor. Evet. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ. Eğer Yunus o tesbihi yapmasaydı ki şöyle diyor, لَا اِلٰهِ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكِ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Senden başka ilah yoktur, ben sana boyun eğerim ya Rabbi, ben yanlış yaptım diyor. Görev yerimi terk etmemeliydim, ben yanlış yaptım diyor. Bakın yaptığı yanlışı hayatıyla ödüyor, dikkat ediyor musunuz? فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Eğer diyor Allahü Teala Yunus, yani görev yerinden kaçan, gemide şey yapıldığı zaman, kura çekildiği zaman kurayı kaybeden, o sırada kendisini ayıplayan, yani o sıra kendini ayıpladığı zaman ne yapmış oluyor? Tevbe etmiş oluyor. Tevbe eden Yunus Aleyhisselam sonra balığın karnına, balık tarafından yutuluyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin diyor. Senden başka ilah yok. Sana boyun eğerim ya Rabbi, ben yanlış yaptım diyor. Ben yanlış yaptım. Zulüm demek vad'u şey'i fi gayri mevdi'ihi. Yani bir şeyi başkası kendi yerine koymamak. Yani Türkçe karşılığı yanlış yapmaktır. Ben yanlış yaptım. Ben yanlış yaptım demeseydi, bak diyor Allahü Teala, وَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ. Eğer bu tesbihi yapmasaydı, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكِ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ demeseydi, لَا لَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Yeniden dirilecekleri güne, kesinlikle diyor Allah, kesinlikle yeniden dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalacaktı. Yani balık, balığın karnında nasıl kalacak? O da başka bir ayette anlatılıyor tabi. O ayete de bakarız şimdi. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Tevbe edince onu açık bir alana attık. Yani balık ağzından onu açık bir alana çıkardı. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ. Üzerine kabak killerden bir bitki bitirdik. وَاَرْسَلْنَهُ اِلَى مِيَةِ اَلْفٍ اَوْ. Şimdi Yunus Aleyhisselam'a bir tek inanan olmamış. 33 sene orada insanları davet etmiş, ne karısı ne çoluk çocuğu, hiçbir şey, hiç kimse inanmamış. O zaman demek ki başarının ölçüsü insanların size inanıp inanmamaları değil, doğruları anlatıp anlatmadığınızdır. Çünkü Allahü Teala'ya herkes kendi adına hesap veriyor. Sizin adına değil. Sen görevin ne? Mesela bir elçi olarak görevin ne? Tebliğ etmektir. Herkesin anlayacağı bir şekilde tebliğ ettin mi sen vazifeni bitirdin. Allahü Teala Rasulüne ne diyor? Diyor ki fezekkir innema ente müzekkir. Sen diyor insanlara zikri bildir, yani Kur'an'ı tebliğ et. Senin görevin sadece, sen sadece müzekkirsin diyor. Sen sadece bunu tebliğ edersin. Leste aleyhim bimusaytir. Onların tepelerine dikilecek değilsin. Yani bunlar ister inanır ister inanmaz. Sana ne? Sen vazifeni yap. İşte Yunus Aleyhisselam da öyle yapmış. Şimdi şöyle anlatılıyor. Hatta işte Yunus kavmi, Yunus Aleyhisselam oradan ayrıldığı zaman kavmine de büyük bir ceza geliyor. Kavmine de büyük bir ceza geliyor. Bakın şimdi Yunus suresini açın. Diyor ki Allahü Teala فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ. Keşke bir kariye, kariye kelimesi küçük köy içinde kullanılır, kasaba içinde, şehir içinde, büyük bir ülke içinde kullanılır. Yani insanların toplaştığı yer, yerleşim yeri anlamına. Keşke bir yer inansaydı da fenefa'a imanuha, inancının kendisine faydası olsaydı. Mesela Ad kavmi inanmadı, Semud kavmi inanmadı, Nuh kavmi inanmadı, inanmayanlar hep kaybettiler. İlla kavme Yunus. Sadece Yunus kavmi bundan hariç. Çünkü Yunus Aleyhisselam çekip gidince korkmaya başlamışlar. Ya bu adamın dedikleri hep doğruydu. Şimdiye kadar biz inadına karşı çıkıyorduk. Başımıza büyük bir felaket gelir diye inanmışlar. Lemma amenu, ne zaman ki inandılar, keşefne anhum azabel hizyi fil hayati dünya. Bu dünya hayatından rezil olma azabını onlardan kaldırdık. O zaman demek ki ecel değişmez değilmiş, değil mi? Mesela bir ayet-i kerimede vardır. Likulli ummetin ecel. Fe izâ câe eceluhum lâ yeste'hirûne sâaten ve lâ yesteqdimûn. İşte bu ayete yanlış mana veriyorlar. Her ümmetin bir, yani toplulukların da bir eceli vardır. İnsanlar gibi toplulukların da eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman geriye bırakılmaz, öne alınmaz. Ama gelmeden önce değil. Gelmeden önce tevbekar olunursa işte burada olduğu gibi o zaman eceli müsemmaya kadar, o belirlenen süreye kadar herkes yaşar. İşte bütün nebiler insanlara bunu söylemişlerdir. Öyleyse biz, yani ölüm geldi, kurtuluş yok, bitti. Ama yani ömrümüzü kısaltıcı bir takım işlemler yapmış olabiliriz. Ömrümüzü uzatamayız. Eceli müsemma 90 sene ise 90 seneye bir saniye ilave edemez. Ama yanlışlarınla kısaltırsın, Yunus Aleyhisselam'da olduğu gibi. Fakat tam yüz yüze gelmeden, yani tevbe imkanı ortadan kalkmadan tevbekar olursan tekrar eceli müsemmaya kadar yaşamayı geciktirme imkanımız vardır. Burada bir şey daha